Herkese merhabalar. Evet, Milas halımızın kenarlarındaki kaytan dikişlerindeki atmalar vardı. Saçaklarında problemler vardı. Daha önceki videomda bu detayı göstermiştim. Sadece o atmayı gösteremedim çünkü dikilmişti bir kısmı. Saçaklarını göstermiştim ve bu paylaşımın diğer tarafına geçtiğinizde öncesi sonrası fotoğrafları da göreceksiniz. Milas halısını en azından şu anda kullanılabilir vaziyete getirmiş olduk. Normalde aslında Milas halısının bu kaytanlarındaki atışlar, saçaklarındaki yıpranmaları aslında tamir edebiliyoruz. Tamir şeklinde yapabiliyoruz. Ama müşteri şu anda maliyetli olması nedeniyle, çünkü el işçiliği isteyen bir durum. Saçakların yapılması, kaytan dikişlerinin düzeltilmesi ve halının eski haline getirilmesi biraz maliyetli olduğu için şu anda bu halıyı bordürle kapatarak halıyı kullanmak istedikleri ilettiler. Daha sonra hani kendileri karar verdiklerinde bu halının kenarındaki bordürler rahatlıkla kesilip halı eski haline getirilebilir ve bu şekilde kullanılabilir vaziyette. Bu nedenle biz bugün kenarına 5 santim bordür uyguladık. Biz de Milas halısına ilk defa uyguladık bu işlemi. Bizce güzel oldu. Umarım kendileri de beğenir. Bu halıların saçaklarından dolayı biliyorsunuz robot süpürgeler de geçmiyor, saçaklara takılıyor. Artı bu işlemle onu da robot süpürgenin geçmesini de sağlamış olduk. Ve işlem bitti, teslimata hazır. Güzel ve sağlıklı günlerde kullanılsın diyorum. Yakından da size videoyla bordür dikişimizi göstererek videomu sonlandırıyorum.